Arkadaşlar merhabalar, bu videomda Kenan Kara ile TTH Geometri Soru Bankası kitabında Açı Ortay konusundaki test birinin çözümünü yapacağız. Evet, kitabımızda da sayfa numarası 38 ve 39'u işleyeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABC bir üçgen verilmiş, açı ortay verilmiş, e, kola dik çizilmiş. Kola dik çizilmişse ne yapıyoruz? Diğer kolada biz bir dik çiziyoruz. Ek çizim tekniklerinden biridir. Kollara çizilen dikmeler birbirine eşit, hatta ayırdıkları yerler de birbirine eşit oluyor. E hocam 9 sa 9 oldu. Burası 7 ise burası da 7 oldu. Sonra tamamı 19'du. Buraya kaç kaldı? 12 kaldı. E burada bir dik üçgen var. 9, 12, 3, 4, 5'in 3 katından dolayı burası 15 çıkar. Yani birinci soru akçay oldu. Geldik 2'ye. ABC üçgenin çevresini vermiş ve açı ortay verilmiş. E açı ortayda tabandaki oran koldaki orana eşit olacaktı. 4 bölü 6 nedir? Sadeleştirirsek 2 bölü 3. Yani koldaki oranda 2 bölü 3 olacak soldan sağa. E, çevresinde 30 vermiş. E 5K artı 10 eşittir 30 ise 5K eşittir 20'den. K'yı da kaç buluruz böylelikle? 4 olarak buluruz. Bizden AB uzunluğu isteniyor. E, AB uzunluğu da baktığımız zaman 2K K yerine 4 yazarsak cevap 8 çıkar. Evet ikinci soru C an oldu. Geldik 3'e. ABC üçgeni şeklindeki bir göletin kenarlarına paralel yapılan yollar. Yani şu paralel, şu paralel, şu paralel bir yol yapılmış böyle. Aşağıda uzunlukları verilmiştir. B noktasından yüzmeye başlayan Mirza göletin AB ve BC kenarlarını eşit uzaklığı ilerliyor. He. Şuradan öyle bir yüzmeye başlıyor ki ondan sonra AC kenarına ulaşıyormuş. AC kenarına uzaklığı da ne olmuş? Buna göre diyor Mirza'nın ulaştığı A noktasının Mirza'nın ulaştığı noktanın A noktasına olan uzaklığı nedir diye soruluyor. Evet buradan buraya ulaştı ya. Şuradaki X uzunluğu isteniyor arkadaşlar bizden. Şimdi bu ne demek? Bizim eleman buradan geliyor yüzüyor. Ama bir şart sunmuş. Buradaki şart bu yollara eşit uzaklıkta. Yani AB ve BC yollarına eşit uzaklıkta. Bu ne demek? Buradaki herhangi bir noktanın şuna olan uzaklığıyla buna olan uzaklığı her yerde eşit uzaklık olacak. Böyle böyle. E hocam bu ne demek? Şunların eşit olması. Aa kollara çizilen dikmeler nerede eşit? Ya da şunların eşit olması nerede eşit? Kollara çizilen dikmeler sadece ve sadece açı ortayda eşit olur. O zaman bu açı ortay doğrusu olmak zorunda. Bak dikkat et sınavda da bunun benzeri çıkmış bir soru. E o zaman bu açı ortay doğrusu olmak zorunda. E bunun açı ortay doğrusu olmasını anladık. E, o zaman ne diyeceğiz? Herhangi bir açı ortayda kollar oranı tabanlar oranı eşit değil miydi? Yani normalde 300 bölü 375. 300 bölü 375. İstersen k katı şeklinde şey yapalım. E, şeye bölelim. Kaça bölelim? 5'e bölsen 60 yapıyor. 5'e bölsen 5'e at 2 ile çarp. 37'nin 2 katı kaç yapıyor? 74 yapıyor. Bir de bir ekleriz 75 yapıyor. 75 yaptı. Sonra bir daha 5'e böl 12. Bir daha 5'e böl 15 yapıyor. 3'e bölsen 4. 3'e bölsen 5. Yani 4 bölü 5 yaptı. E o zaman burada kollar oranı 4 bölü 5 ise tabanlar oranı da 4 bölü 5'tir. 4K'ya 5K'dır. Toplam 9K. 450'ye eşit. E buradan da K'yı kaç buluruz? 9K 450'ye eşitse o zaman 9'a bölünecek bu. 5 kere 9 45. K'yı 50 buluruz. X de 4K olduğundan dolayı 50 yazarsak K yerine cevapta kaç çıkacaktır? 200 çıkacaktır. Yani cevap denizli oldu. Bu arada 300 bölü 375 buraya X bölü 450X, 450 X. 450 eksi X şeklinde de diyebiliriz. Ama işlem kalabalığına yol açıyor. Haberiniz olsun. Hani direkt K katı şeklinde gitmek daha mantıklı oluyor. Açı ortayda özellikle K katıyı yazın arkadaşlar. Bu bizim tercihimizdir. Haberiniz olsun. Evet 3. soru denizli oldu. Geldik 4. soruya. Katlama verilmiş burada. Arkadaşlar özellikle katlama soruları açı ortay konusunda çok kullanıyor. Sen bunu böyle katlamışsın. Bunu katladığında bu buraya gelmiş. Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit değil midir? Evet. Hocam şunlar birbirine eşit. Şunlar birbirine eşit. Hatta üst üste binen açılar da birbirine eşit olacak. Bu açılar da birbirine eşit. Dur. Bak bu doğru. Katlama çizgisi olan doğru. Açı ortay doğrusu çıktı. Yani bu bir açı ortay doğrusu. 3'e 5 oran varsa direkt burası 3K burası da 5K değil midir? Evet. E çevresinde 32 vermiş. 8K artı 8 değil mi? 8K artı 8'i 32 vermiş. 8K'yı buradan kaç buluruz? 24 buluruz. Ve K'yı da böylelikle kaç buluruz? 3 olarak buluruz. Ama bizden ne isteniyor? Ali B uzunluğu isteniyor. Yani AB uzunluğu da 3K olduğundan dolayı K yerine 3 yazarsak cevap 9 çıkar. Yani 4. soru Edremit oldu. Geldik 5. soruya. Açıortaylıklar var. E bizden be şuradaki BF bölü EF bölü şu bölü BE uzunluğu isteniyor. Buradaki oranları ayrı ayrı bulacağız arkadaşlar. Öncelikle yukarıdakine bakalım. Hocam yukarıdaki açı ortayda ne var? 3'e 5 oran var. Yani burası ne olacaktır arkadaşım? Hocam burası 3K iken burası 5K olacaktır. Eyvallah. Hatta burada oran isteniyor ya. Hiç kafamız karışmasın. Yani K katı şeklinde yazmayalım. 3'e 5'miş gibi düşünelim. Doğru mu? Yanlış aslında ama K'lar kafamızı karıştıracak. En son oran isteniliyor ya. E oran istenildiği için de ne yapacağız? biz buradaki sayıyı böyle sayılı bir şekilde bulursak yani k'lı bir şekilde yazarsak ne olacak? Yine k'lar sadeleşmiş olacak. O yüzden 3'e 5 şeklinde yazdık arkadaşlar. Ki zaten 3'e 5 şeklinde yazdığımız zaman hocam 3'e 5 üçgen eşitliği sağlamıyor. Bak dikkat et. Sadece hani k'lar yokmuş gibi düşünüyorum burada. Tamam mı? Şimdi ben ef uzunluğunu bulmaya çalışacağım. Buraya x dersem burası ne oldu? 5 eksi x oldu. Şimdi buradaki üçgende alttaki üçgende yani şuradaki üçgende de bir açı ortaylık var. Hocam 4 bölü 6 2 bölü 3 diyeceğim ama 2 bölü 3 yani toplam 5 yapıyor. Burası da 8 yaptığı için 8 5'in katı değil. Normalde katı olarak da yazabiliriz ama hiç gerek yok. 4 bölü 6 4 bölü 6 eşittir. Yani direkt klasik yolu uygulayayım. 4 bölü 6 bu 5 eksi x bölü bu. 5 eksi x bölü x artı 3 deyip x de bulabiliriz. Buradan sadeleştirme yapalım. 2'ye 3 işler dişler yapalım buradan. 2x artı 6 eşittir. 15 eksi 3x yaptı. E buradan böylelikle 5x eşittir kaç çıktı? 9 çıktı ve x'i de 9 bölü 5 bulduk. Şimdi EF belli mi EF? Belli. X 9 bölü 5 bölü BE. BE'yi bulacağım 5 eksi x. BE uzunluğu 5 eksi x ya. Ne eşit yani? X'i de 9 bölü 5 bulmuştuk zaten. 25 eksi 9 16 bölü 5 yaptı burası. Yani bizden BE oranlaması isteğini 16 bölü 5 deyince bölü 5'ler gidiyor. Cevap 9 bölü 16 mı yapıyor? Evet. Yani cevap böyle denizli çıktı. Beşinci soruda. Geldik 6'ya. ABC üçgeninin B köşesi K noktasına gelecek şekilde AD boyunca katlanmış. Arkadaş bu böyle katlanmış ABC üçgeni. Biz katlamaları ne yapıyorduk? Geri doğru açıyorduk. Açılmış vaziyette. Zaten burada var. Herhangi bir sıkıntı yok. Tamam katlamada üst üste binen kenarlar ne oluyordu? Birbirine eşit oluyordu. 4 ise 4. 6 ise 6'yı yazdık. Şimdi ABC üçgeni B köşesi K'ya gelecek şekilde AD boyunca. Bu da bu şekilde katlama söylenmiş zaten. Şimdi BAC açısı 120 derece verilmiş. BAC açısı 120 derece. Hocam şu katlamayı böyle yapınca üst üste binen açılar birbirine eşit değil mi? Evet. Üst üste binen kenarlar da birbirine eşit. Bak 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 dikkat et. Şu kenarlar birbirine eşit. Sonra sen bunu böyle katladığında bu buraya gelmiş. Aa hocam bu kenarla da bu kenar birbirine eşit ve hatta üst üste binen açılar da birbirine eşit. Doğru mu? Doğru. E şimdi dikkat et. Sen şuraya A A buraya da B B diyecek olursan bu açı verilmiş mi bana? Verilmiş. BAC açısı verilmiş. DE uzun isteniyor bu arada bizden. Şimdi bu arada şu kenarlar üst üste geldi mi? Geldi. Şu kenarlar da üst üste geldi mi? Geldi. Burada bir x kenarlık yok mu? Var. E ee, şuradaki açı bizim 120 derece ise x kenarlıktan dolayı bunlar 30 30 yaptı. E ee, hocam üst üste binen açılar eşit. Burası da 30 yaptı. Üst üste binen açılar eşit. Burası da 30 yaptı. A bizden ne isteniyor? Soru çıktı galiba. Evet soru çıktı. Bizden ne isteniyor? DE uzun isteniyor. Tamam. Yani bu katlama soruları açı ortay konusunda da sorulabilir arkadaşlar. Sonuçta açı ortayın uygulaması yapılıyor bak burada. E burada da bunu bu şekilde yaptıktan sonra kenarların eşit olmasından sonra burası da 30 30 çıktı mı çıktı. Hocam 2K 3K yazalım mı yazmayalım? Tamam isteniyor bizden. E burası da istenilebilirdi bu arada. Onu da söyleyeyim arkadaşım. E sonuçta burayı bulduk daha sonra sonra 2K 3K deyip toplamda 5K uzunluğu atıyorum buraya 10 bulduysak 10'a eşitleyip cevabı eşitleyecektik. Ama direkt benden burası isteniyor. Yani en son şöyle bir üçgen çıktı karşıma. Burası 60, burası 4, burası 6. Ne yapacağız? Kosinüs dönemi mi? Değil. Çek dikini kardeşim. Şuradan bir dik çizecek olursam 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı kaç çıkar? 3 çıkar. Buraya 1 kaldı. Hocam burası da 30 60 90 üçgenler 3 kökü çıktı. Ve benden de şuradaki x uzunluğu isteniyordu. Pisagor. Yani x'in karesi eşittir. 1'in karesi artı 3 köküçün karesi. Hocam 27 28 x de böylelikle kök 28 yapar. Bu da 4 çarpı 7 olduğundan 4 ile dışarıya 2 diye çıkacağından cevap 2 kök 7 olarak çıkar mı? Çıkar. Evet cevabımız böylelikle balık esir çıktı 6. soruda. Geldik 7'ye. Bir katlama. Katlama gördüğümüz an ne yapıyorduk arkadaşlar? Eski haline bir kere geri açıyorduk. Eski halini şöyle bir geri açtık. Hocam eski halini açtıktan sonra üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit. Hatta üst üste binen açılar da birbirine eşit. Yazdık. Şimdi oran da verilmiş bize. Şöyle bir oran. Burası 5K burası da 3K verilmiş. AB üstü. Hocam burası 5K verilmiş. CB üstü de 3K olarak verilmiş. E dikkat et. Şimdi üst üste kenarların eşitliğini göstermiştik. 5K ise burası da 5K mı? Evet. Bizden DC bölü BD isteniyor. Şuradaki uzunluklar oranı isteniyor. A dikkat et. Burada ay sesim bir yerlere kaçtı. Dur bakayım. Burası 5 burası 8 mi oldu? Evet. Hocam burası 5K burası 8K. Hatta bu daha çoğu çıktı mı çıktı. Benden buradaki oran isteniyor. E koldaki oran 8'e 5 oran var burada. Tabandaki oran da 8'e 5 oran olmak zorunda. E o zaman DC bölü BD oranı çıktı mı çıktı. 8N bölü 5N N'ler nanay olunca cevap 8 bölü 5 çıktı. Yani 7. soru C -han oldu. Geldik 8'e. Açıyla ilgili bir şey verilmiş. Hemen ACB açısına. ACB açısına. Alfa diyelim. BAC açısında ne oldu? 2 alfa verilmiş. Eyvallah. Bunu yazdık. Şimdi şöyle bir katlama yapılmış. Bir kere katlamayı ne yapıyorduk? Hop geri doğru açıyorduk. Açtık şöyle. Bana verilen bilgileri kullanacağım. Açı verilmiş açıyı kullanacağım büyük ihtimalle. Alfa şuraya da 2 alfa yazalım. Şimdi üst üste binen kenarlar ne oluyordu? Birbirine eşit oluyordu. Bu arada DC uzunluğunu 12 vermiş. Tamam burası da 8 olarak verilmiş. Şimdi ne yapacağız buraya? Üst üste binen kenarlar eşit. Hocam şu kenarla şu kenar eşit. Bu kenarla bu kenar eşit. Sonra üst üste binen açılar eşit. Şunlar birbirine eşit. Hatta şunlar birbirine eşit. Hatta 2 alfa ise burası da 2 alfa değil mi? Evet. Aa ne çıktı? Alfayı da kullanmam lazım. 2 iç açı bir dış açı olduğundan burası da alfa oldu. Yani x kenar çıktı burada. 8 ise burası 8 oldu. E, burası çizgiyken burası da çizgi. Yani burası da 8. Üst üste binen kenarların birbirine eşitliğini göstermek. Bak ne kadar önemli. E, sonrasında ne yapacağız? Burada güzel bir şey çıktı mı? Çıktı. Bu da açı ortay çıktı. Bak şurayı 8 bulduk. 8'e 12. Ka kağıt katlanmadan önceki çevresi kaç santimetredir diye soruluyor bize. Arkadaş buraya bakacak olursak şurada bir açı ortaylık çıktı mı? Çıktı. Bak 8'e 12. Hocam açı ortaylık 8'e 12. 8 böl 12 nedir? Hocam 4'e böl 2, 4'e böl 3. Burası 2K, burası 3K verilmiş bana o zaman. Tabandaki oran koldaki oran eşit olacak. E 2 k ise burası. Burası da 2K ya. Tamamı 3 kdı Burası K yaptı. K dediğimiz 8 oldu. Olay bitti o zaman. K 8 ise 3K. 3 kere 8 24. 2 kere 8 16 yapar. E o zaman biz kenarları bulmuş olduk arkadaşım. Kağıdın katlanmadan önceki çevresi 16 24 daha yazalım. 16 24 ve şu 12 8 daha 20 toplamı isteniliyor bizden. Ve böylelikle çevreyi buluruz. Şu ikisinin toplamı 40. 20 ile de toplarsam 60. Yani cevap 60 yaptı. 8. soru Edremit oldu. Geldik 9'a. Dış açı ortay. Arkadaşım şu üçgende bir dış açı ortay var mı? Var. Dış açı ortayda ne yapıyorduk? Dış açı ortayın dediği yerden başlıyoruz. Tekrarla şu bölü tamamı. İlk ok nereye diyor? Buraya. Sonraki ikinci nokta ok buraya diyor. 3 bölü 5 eşittir. Yani 12 bölü 12 bölü tamamı 12 artı x Neye eşittir? 3 bölü 5 e eşittir. 3 bölü 5. Sonra işler dişler x'i buluruz. Ya da kısaca hocam bu bölü tamamı 3 bölü 5 e eşit ya. Direkt burası 3k burası 5k diyebiliriz. A, tamam 5k burası 3k ise x'e 2k kaldı diyebiliriz. Bak kısa yolu da bu. E, 3k 12'ye eşit ya. K buradan 4 gelir. E, K buradan 4 ise yerine yazdığımızda cevabı 8 diye buluruz. Yani 9. soru balık kesir çıktı. İçler dışlar yapınca da x'i yine balık kesir olarak bulursun. Evet geldik 10. soruya. Arkadaş o bu açı ortay verilmiş. Bu açıların ne anlama geldiğini anlayamadım şu anda. Şimdi öncelikle şuradaki üçgendeki iç açı ortaylığa bakalım. Buradaki üçgendeki iç açı ortaylığa bakacak olursak gençler 3'e 5 oran var tabanda. Tabandaki 3'e 5 oran. E hocam burası 3K ise burası da 5K deriz. A dik üçgen 3K 5K 3 4 5 üçgeninden burası 4K yapar. 4K 8 eşitse K buradan 2 çıkar. Yani sen burayı 10 bulursun. Burayı da kaç bulursun? 6 bulursun. E ee, şu açıların eşitliğini ben nasıl kullanacağım? Hocam, ee, yan yana değil. Peki ne yapabiliriz? Şunu şöyle uzatacak olursak. Aa hocam, ters açı oldu mu burada? Oldu. Özellikle farklı yerlerde açı olduğunda böyle doğruları uzatın. Farklı yerlerdeki açıyı da ters açıdan elde edebilirsiniz. Bakın, dış açıortaylık çıktı bak. Bak sarı üçgende dış açıortay. Burası dış açıortayın değdiği yer. Bak dış açıortay hop buraya değiyor. Ne yapıyorduk? Şu bölü tamamı şu bölü buna mı eşitti? Evet. E o zaman x bölü tamamı. Gerçi burada k'yı da bulmamıza gerek yokmuş. Direkt orandan gidiyormuş. Fazla işlem yaptık. Önemli değil. Eğer orası da sorulmuş olsaydı orayı da bulmayı da öğrendin. x bölü tamamı. x artı 8 eşittir. İlk ok nereye diyor? 6'ya. İkinci ok nereye diyor? 10'a. 6 bölü 10 diyeceğiz. Sadeleştir 3 5. İşler dışlar. 5 x eşittir. 3 x artı 24'ten. 2 x eşittir 24'ten. x'i de böylelikle 12 olarak buluruz. Yani cevap denizli çıktı. Ya da kolayca hocam 3 bölü 5 olan var. Yani burası 3N burası da tamam 5N deyip burayı 2N deyip kısa da yapabilirdin. Tabii ki bu sana kalmış kısalaştırmak. Evet 10. soru Denizli çıktı. Geldik 11. soruya. Yine bir katlama var. Şu katlamada bu üçgen buraya gelmiş. Katlamayı ne yapıyorduk arkadaşlar? Hop eski haline şöyle geri açıyorduk. Eski halini açtığım zaman bak bu üçgen buraya geldi. Üst üste binen kenarlar eşit mi eşit? Hocam üçgen burası da 3 olacak değil mi? Sonra hocam xgen burası da x olacak. Eyvallah şu katlamayı açtık. Sonra başka bir şey var mı? Katlamada üst üste binen kenarları eşitledik. Hocam x iken burası da x. Bir de üst üste binen açılar da birbirine eşit değil mi? Evet. E şimdi 90 da verilmiş burada. 3 6 3 kök 5 mi burası? Aynen öyle. Dikkat et açı ortay çıktı burada. A tabandaki oran 3'e 6 yani 1'e 2. O zaman burası x e, burası 1'e 2 orandan dolayı 2x olmak zorunda. X'i buldaysa buraya da x mi kaldı? Evet x dediğimiz kaça eşit oldu? 3 kök 5'e eşit oldu. Yani cevap e dremit oldu 11. soruda. Geldik 12'ye. 60 60 var burada. Hocam 5'e 8 var burada. A iç açıortay. hocam iç açıortay Kollar oranı tabanlar oranı. Maalesef ne kollar ne tabanlar var. Şimdi sana bir tavsiyede bulunacağım. Öncelikli olarak BD uzunluğu isteniyor. Hocam ben burada şu 60'dan dolayı 5, 8 ve 60'dan dolayı burayı bulurum. Nereden? Kosinüs teoreminden. Yalnız bunu böyle yapacağına bak ayrı bir yerde çiziyorum. Şöyle hocam şöyle bir üçgenim var burada. Şurası 60 derece burası 5 burası da 8. Ne yapacağız? Kosinüs teoremi kullanmaktansa çizerim kardeşim bir 90 derece. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4 yapar. Buraya 1 kaldı. Hocam 30'un karşısı 4 ise burası 4 kökçü yaptı. Pisagor bağıntısı A kare eşittir. 1'in karesi artı 4 kökçün karesi. Yani 48. E buradan 49 yaptı A kare. E o zaman A'yı da 7 buluruz. A 7 çıktı. Şurası 7. Hocam burası 7 çıktı ama benden BD isteniyor. X ne yapacağız şimdi? Bulamadık hala. Açı ortayda bak şöyle bir şey var. Şu sağ tarafta oran var. Bunu da yazabilirim böyle. Ama sonrasında yine büyük bir sıkıntı yaşayabilirim. Sana bir tavsiyede daha bulunayım. İki açı yan yana geldiği zaman özel durumu var mı diye bak. Mesela 60-60. 120 ya özel açısı özel durumu 180'e tamamlayan durumudur. Bunu 20 80'de de karşımıza çıkabilir. 40-70'de de. Mesela 20-80'i düşün. 20-80 daha 100. 180'e tamamlayan 80. Aa 80'ler yan yana. Açı ortaya oluşabilir. 40-70. 110. 180'e tamamlayanı yine 70 yapıyor. Aa yine açı ortaya çıkabilir. Bak 60-60. 180'e tamamlayanı kaç? 120. 120'nin 180'e tamamlayanı kaç? 60. Hocam ya burada 60 önemli ya burada 60 önemli. Şuradaki 60'ı dersen şu üçgende dış açı ortay diyebilirsin. E sen buradaki 60'ı dersen şuradaki 60'ı dersen o zaman şuradaki üçgendeki dış açı ortayı dersin. Ama buradaki dış açı ortayı işimize yaramıyor. O zaman şunu uzatırız buradaki 60'ı. Yani şu üçgende bak dış açı ortay çıktı. Dış açı ortayı uygulayalım. Dış açı ortayın değdiği yerden başlıyoruz. Şu bölü tamamı yani x bölü x artı 7 neye eşittir? 5 bölü ilk ok 5'e değiyor. ikinci ok da 8'e değiyor. 5 bölü 8'e eşittir. İçler dışlar. 8 x eşittir. 5 x artı 35. Buradan 3 x eşittir. 35 ve x'i de buradan 35 bölü 3 olarak buluruz. Yani cevap Ceyhan çıktı arkadaşlar. Evet gençler açı ortayda ilk testimizi bitirdik. O zaman bir sonraki dersimizde yani videoda açı ortayın ikinci testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.